merhabalar. Bugün sizlerle kıştan ilkbahara geçerken gardırobumun olmazsa olmazlarını paylaşacağım. Bu girişi 5 kere falan çektim çünkü ne diyeceğimi bilmiyorum bu videoya. Böyle hani havalar böyle bir garip, hani işte sabah sıcak olup akşam soğuk oluyor ya da işte öğleden sonra böyle yanarmış gibi oluyorsunuz ama soğuk sabah donuyorsunuz. Öyle garip havalarda gerçekten ne giyeceğimizi bilemiyoruz. Ve böyle ya terliyoruz ya gün içinde donuyoruz ve bir değişiyor. O yüzden bugün sizlerle bu dönemde gardırobumun 10 olmazsa olmaz parçasını paylaşıyor olacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak burada gördüğünüz ince ama uzun kollu bir tişört var. Bu bir triko gibi bir şey aslında. Hani iç çamaşırları olur ya erkeklerin, birazcık o materyalden gibi. Hatta bunu giydiğimde annem babanın tişörtünü falan mı giydiğinde de çok hoşuma gidiyor. Ben bunu Zara'dan almıştım. Uzun kollu ama ince. Hani kollarını da sıvayabilirsiniz böyle gerçekten çok piştiğiniz zaman. Ama ne kadar ince olduğunu bilmiyorum. Görebiliyor musunuz buradan şu şekilde? Ben burada mesela ışık giriyor yani. O şekilde anlatabilirim. Bu hem havayı geçirmek için ama hem de uzun kollu olduğu için sizin böyle, benim kollarım kısa kollu olduğunda tüylerim hemen diken diken oluyor. Tüylerinizin diken diken olmaması için bence ideal bir parça. İkinci olarak size önerebileceğim uzun kollu bir gömlek. Bu da aynı mantık ama sadece gömlekler genellikle bir tık daha ince oluyor. Özellikle bu inanılmaz ince bir gömlek. Henüz giymedim bunu. Çünkü bizim burada havalar ısınmıyor. Hala 5 derecede donuyoruz ama güneş gördüğümde 8 derece olsa bile tişörtle çıkıyorum. Mesela Snapchat'tan takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur. Bu dediğim gibi aynı mantık ama sadece bir tık daha ince ve böyle uzun, hani havalı gömlekleri böyle kat kat giyindiğinizde de giyebilirsiniz. Çünkü bunları çıkarıp belinize bağlamanız daha kolay oluyor. Bunu çıkarıp belinize bağlarsanız sütyenle dolaşamayacağınızı düşünüyorum. O yüzden gömlekler bu konudan da daha avantajlı. Ondan sonra ince bir ceket ve ben bunu buradaki birçok ürünü, yani bu üçünü, evet bu üçünü alışveriş videomda göstermiştim. Alışveriş videomda daha da çok parça var. O birazcık karışık böyle. Onu da buradan galiba izleyebilirsiniz. Bu ince bir ceket. Bu ceketin de altına bir tişörtle giyebilirsiniz. Sıcak olduğunda çıkarırsınız. Böyle bu renk benim çok hoşuma gidiyor. Tam ilkbahar rengi olmasa bile ben bu dönem giymeyi çok seviyorum. Dediğim gibi ince, o yüzden sizi çok pişirmez. Çok sıcak geldiği zaman da çıkarıp elinizde taşıyabilirsiniz. Ondan sonra birçoğunuzun sevmediği ama benim çok çok sevdiğim uzun eteğim var. Çok enteresan. Bunu mesela Instagram'da bir fotoğrafta paylaşmıştım. Birçoğunuz beğenmişsiniz. Sonra bir videoda paylaştım, hiç beğenmediniz. Bu da Zara'dan ama bu geçen sezon, ama böyle uzun etekler her yerde var. Bu uzun bir etek, görebileceğiniz gibi diz altına geliyor. Bu hem bacaklarınızı çok üşütmüyor ama hem de birazcık havadar, hani pantolondaki gibi pişmiyorsunuz. Tam olarak nerede yaşadığınıza bağlı. Belki çok sıcak olmayan bir yerde yaşıyorsanız hani bunu tercih etmeyebilirsiniz. Ama ona rağmen gerçekten kısa bir etekten çok daha iyi koruyor. Ama aynı zamanda sizi pişirmiyor. Ondan sonra bunu yine alışveriş videomda size göstermiştim. Tam aslında ben de böyle sıcak soğuk havalara hazırlanırken almıştım o parçaları. Bu da açık renkli bir pantolon. İlla bu renk olmak zorunda değil. Beyaz olur. Bundan daha açık renk olabilir. Hani pembeler yapıyorlar, açık maviler yapıyorlar. Size kalmış. Ben bu rengi tercih ettim bu sene. Açık renkli bir pantolon güneş ışıklarını böyle siyah bir pantolonun çektiği kadar çekmiyor. Sizi böyle artık pişirmiyor. Çünkü ben gerçekten hatırlıyorum Türkiye'deyken bacaklarım pişiyordu yani. Bayağı şey hissediyordum, hani güneş ışınlarının bacaklarımın girdiğini ama çıkamadığını. O yüzden açık renkli bir pantolon da özellikle güneşli günler için ideal. Ondan sonra size renkli bir atkı tavsiye edebilirim. Bu gördüğünüz gibi inanılmaz ince bir atkı. Bunun markasının Desigual'di. Arkadaşım almıştı bunu bana. Genellikle oradan alışveriş yapmayı çok sevmiyorum. Çünkü desenli benim çok hoşuma gitmiyor. Çok fazla desen var yani bana göre. Ama böyle ilkbahar döneminde bence çok güzel oluyor. Bunun bir tık daha küçüklerini de alabilirsiniz. Sadece boyuna bağlananları. Bunu da bu şekilde, tabii bunun üstüne değil ama bu şekilde de takabilirsiniz. Mesela beyaz bir tişörtün üstüne. Beyaz ve beyaz tişörtlerim. Ve çok sıcak aldığınız zaman bunu bu şekilde alıp çantanıza bağlayabilirsiniz. Böylece ne? Üşüdüğünüzde sizi sıcak tutuyor ama pişirmiyor. Çünkü bundan hemen kurtulabilirsiniz ve size çok bir ağırlık yapmayacak. Mesela bir ceket giyerseniz o ceketi bütün gün taşımak zorundasınız ama bunu çantanıza bağladığınızda sanki yokmuş gibi. O yüzden böyle renkli bir şal atkı da öneririm. Dediğim gibi ince olmasına çok dikkat edin. Çünkü gerçekten gün içinde pişebilirsiniz ve kalınlar genellikle çantalara bağlanmıyorlar. O yüzden ince renkli bir atkı tercih edebilirsiniz. Özellikle benim gibi böyle tek renk giymeyi tercih ediyorsanız
İlkbahara atkılarla merhaba diyebilirsiniz. Yine renksiz kombinleri renklileştirmekten bahsederken, bu ikisi uyumlu oldu şu anda. Renkli çantalar da tercih edebilirsiniz. Böylece ne siyah giyinirsiniz çünkü kış gardırobunuzda eminim ki birçok siyah ve koyu renk vardır. Ama böyle renkli bir çanta, hatta daha bile renkli belki şu anda elimdeki en renkli çanta bu. Ama daha da böyle cıvıl cıvıl çantalar almayı düşünüyorum bu sene. Hemen kıyafetinize bir renk katıyor. Desenli olabilir, tek renk olabilir. Ama ilkbaharın geldiğini böyle ufak ufak renklerle gösterebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi kıştan kalan gardırobunuzu büyük ihtimalle çok sönüktür. Benim bütün gardırobum ben renkleri çok sevmediğim için genellikle işte beyazdı, griydi, işte belki mavi. Ama şurada gördüğünüz gibi bile şu turuncu o kadar ortaya çıkıyor ki. Bu şekilde renkli çantalardan da yana olabilirsiniz. Bu o kadar renkli bile değil ama siz sanırım demek istediğimi anladınız. Sonra tabii ki artık güneş gözlüklerine geri dönebiliriz. Güneş gözlükleri benim en sevdiğim şey çünkü taktığınız anda bilmiyorum size daha böyle farklı bir hava, böyle daha böyle cool bir hava katıyor ve göz makyajınıza artık o kadar önem vermek zorunda değilsiniz. Makyajsız bile çıktığınızda güneş gözlüğü sizin kurtarıcınız olacaktır. O yüzden güneş gözlüklerine de geri dönebiliriz. Bu benim Ray-Ban'dan en büyük bir erkek modeli galiba. Bu en büyük Wayfarer'ları. Hiçbir zaman ama o gözlüğü modelini söyleyemiyorum. Wayfarer. Gayet Türkçe bir şekilde okuduğumuzda Wayfarer oluyor. Ama İngilizce hiçbir şekilde söyleyemiyorum ismini. Onların en büyük modeli bu. Ondan sonra ayakkabılardan bahsetmek istiyorum. Ben bu şekilde slip-onları bu aralar çok çok tercih ediyorum. Çünkü hem giymesi çok kolay hem de normal ayakkabılardan daha çok böyle bir size boşluk bırakıyor. Ve bence stilinizi özellikle bunlarda çok çok değişik modeller var. Benimkisinin üstünde Love Life yazıyor. Ben bunu Topshop'tan almıştım. Henüz giymedim. Siyah ama bez. O yüzden tabii ki böyle daha ilkbahara uygun. Henüz dediğim gibi giyemedim. Ama bu şekilde slip-onları da tercih edebilirsiniz ayakkabı olarak. Artık böyle çiçeklileri falan da var. Vans'lerin özellikle. Ben birazcık ucuza kaçıp Topshop'tan aldım. Ve son olarak bir makyaj ürününden bahsetmek istiyorum. Biliyorum gardırobumun olmazsa olmazları dedim. Ama gerçekten bu ruj, mesela şu anda dudağımda olan ruj, bu gömlekle hani herhangi düz bir renkle size hemen böyle birazcık daha renkli, birazcık daha bahar moduna sokuyor. Bu da Rimmel London'ın Kate koleksiyonundan 109 rengi. Böyle gördüğünüz gibi zaten şu anda dudaklarımda var. Turuncumsu bir renk. Eğer böyle ilkbahar makyaj çantamda ne var videosu görmek istiyorsanız aşağıdaki yorumları bırakabilirsiniz. Ben de seve seve o videoyu sizlerle paylaşırım. Çünkü kış makyajım, ilkbahar makyajım, yaz makyajım, sonbahar makyajım. Sonbaharla kış o kadar değil ama böyle kışla ilkbahar, işte kışla yaz özellikle çok farklı makyajlar yapıyorum. O yüzden onu da merak ediyorsanız aşağıdaki yorumları bırakabilirsiniz ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Evet, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra kanalımda nasıl videolar görmek isterseniz aşağıdaki yorumlara da bırakabilirsiniz. Ve bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.